Selamlar. Bugün de tahminen sizin de aklınızda olmuş olan bir tane sorunun cevabını bulacağız. Bu soru neymiş zaten videonun başlığından, kapağından falan bu soruyu görmüşsünüzdür. PlayStation 4'ün içerisinde PlayStation 5 oyunu takınca ne oluyor? Bugün beraber bunu deneyeceğiz. Birkaç ay önce olması lazım bunun başka bir varyasyonunu çekmiştik. O videonun içerisinde PlayStation 5'in içerisinde PlayStation 4 oyunu takmıştık ve çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakmıştık. Ama sırf bu basit sorudan dolayı size o videoyu şu an yönlendirmeyeceğim ama isterseniz tabii ki o videoyu da izleyebilirsiniz. Neyse PlayStation 5'in içerisinde PlayStation 4 oyunu takınca çalışıyordu. Ve PlayStation 4'ün içerisindeki neredeyse 2-3 bin oyun olması lazım. Çıkmış olan 4-5 oyun dışındaki tüm PlayStation 4 oyunları PlayStation 5'te çalışabiliyor. Ayrıca PlayStation 4'ten PlayStation 5 için güncelleştirilmiş olan 100 tane oyun bulunuyor. Bu oyunları da PlayStation 5'in tam böyle gücünden yararlanarak PlayStation 5'in içerisinde oynayabiliyorsunuz. Şu an bu oyunların listesini tamamen vermeyeceğim çünkü yüzlerce binlerce oyun var ama isterseniz internetten araştırıp bakabilirsiniz. Asıl konumuza gelecek olursak dediğim gibi bugün PlayStation 4'ün içerisinde şu elimdeki oyunlardan İki tanesi falan koyup çalışıyor mu çalışmıyor mu diye deneyeceğim. Ama tabii ki bunu yapmadan önce kendi tahminimi söylemek istiyorum. Bana kalırsa çalışmayacağım. Çünkü hani PlayStation 4'ün içerisinde herhangi bir şey yüklemesi gerekmeyen bir tane kontrolcü olan DualSense'imiz PlayStation 4'te çalışmıyor. Bağladığınızda ne oluyor? Sadece DualSense'i mikrofon olarak algılıyor. Bu kontrolcüyü PlayStation 4'te kullanamıyorsunuz ki bu bana çok saçma geldi. Neden çok saçma geldi? İşte bunun titreşimleri vardır. Bunun titreşim bölgeleri PlayStation 4'ün kontrolcüsünün titreşim bölgelerinden daha fazla olduğundan dolayı çalışmıyor falan diye söylüyor olabilirsiniz belki. Ama bu taraftan da saçma oluyor çünkü PlayStation 4'ün bazı oyunları PlayStation 5 için güncelleştirilmemiş durumda. Ve onları bu kontrolcüyle oynayabiliyorken nedensiz bir şekilde bu kontrolcüyü PlayStation 4'e bağlayamıyorsunuz. Yok yani gerçekten bu çok saçma bir durum. Neyse ben ondan dolayı yani bu kontrolcüye bile PlayStation 4 desteği getirtmediklerinden dolayı bana kalırsa sonuçta oyunları PlayStation 4'ün içerisine taktığımızda bir yükleme yapması gerekiyor. Bu oyunlar bana kalırsa PlayStation 4'ün içerisinde çalışmayacak. Ama aklıma şöyle de bir şey geliyor ki hani belki Demon's Souls gibi PlayStation 5 exclusive oyunları çalışmayacak hani orası zaten kesin de. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için çıkmış olan Sekiro ve Spider-Man, Miles Morales gibi oyunlar yüklenebiliyor olsa güzel olur muydu? Olurdu bana kalırsa. Sonuçta PlayStation 4 versiyonundan daha yüksek bir miktar vermiş durumda oluyorsunuz. Ama bana kalırsa bana çalışmayacak gibi geliyor. En başta çalışmayacağına emin olduğumuz bu Demon's Souls oyununu takmak istiyorum. Ondan sonra hani böyle heyecanları biraz yükselttikten sonra şu iki oyundan bir tanesini de PlayStation 4'ün içerisine takmayı planlıyorum. Şöyle Demon's Souls şuyumuzu çıkarabilirsem. Şöyle bir ben PlayStation 4'ün içerisine oyunu takıyorum. Bu arada şu an size onun sesi gelmiyordur yüksek olasılıkla ama PlayStation 4 o diski şu anda okumaya çalışıyor. Böyle bir diyuu diye ses geliyor sonra bir duruyor sonra o ses tekrar başlıyor falan. Kötü sesler geliyor bir dakika. O Demon's Souls'a güzel para döktüm ben. CD'mi kırmıyorsun değil mi? PlayStation 4 tamam 5 alıp seni satmış olsam da bunu yapmazsın değil mi? Ha tamam şu an ekranda görsel çıkmış tanımlanmayan disk diye algıladı. Bunu ne diye videolar ne de başka bir şey olarak algıladı. Bu sonucu zaten tahmin ediyorduk. Şimdi böyle bir çıkarırsam. Umarım çizilmemiştir. Bayağı sağlam duruyor. Herhangi bir çizik yok şu anda. Bir de çalışma olasılığı bundan biraz daha yüksek olan bence yine de çalışmayacak olan bir tane oyun seçelim. İki oyunda PlayStation 4'te var. Şimdi Spider-Man mı, Sackboy mu? Hadi Spider-Man'i koyayım. Hadi çalıştır. Bu sefer de okuyamayacak gibi gözüküyor diski. Çünkü yine Demon's Souls'ta çıkarmış olduğu seslerin benzerini çıkarmaya başladı. Yine kötü sesler çıkarıyor. Bu sefer güveniyorum. Diskimi geçen sefer kırmamıştı. Darısı Spider-Man'in başına. Ve tanımlanmayan disk yazımız da tekrardan çıktı. Sonuç olarak neymişsiniz? Her ne kadar bir PlayStation 5 oyununa güzel miktarlar döküyor olsanız bile hem de PlayStation 4 versiyonundan bile daha güzel miktarlar döküyor olsanız bile herhangi bir şekilde oyunlarınız PlayStation 4'ün içerisinde ne yazık ki çalışmıyor. O zaman söyleyecek başka bir şeyim yok. Sizi bu videoda fazla tutmak istemiyorum. Sonuç olarak PlayStation 4'ün içerisinde PlayStation 5 oyun taktık. Çalışıyor mu? Hiçbir şekilde o diskleri algılamıyor. Bu arada bu videonun başka versiyonlarında çekip yayınlamayı planlıyorum. İşte PlayStation 1 oyunu PlayStation 5'e takmak gibi falan bunları yapmayı planlıyorum. Buradan da onun bir haberini vereyim dedim. O zaman hadi ben kaçtım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.